Ha bu arada ben şeyi söyleyecektim size. Dün de ben Afyon'da ve daha önce Denizli'de ve daha önce de Antalya'daki üniversitelerde de aynı şeyi söyledim. Biliyorsunuz geçenlerde bizim iş kolumuzda, medya iş kolunda bin türlü rezillik süre giderken, yani Aydınlık Dergisi kapatılırken, Evet, bunun örneğini içindeki çekiyoruz. arkadaşlarımız alınıp da götürülürken, neden götürüldüklerini bilemezken, bilen bu rezillikler, bu faşizan baskılar söz konusu iken ve bizim gibi birçok gazeteci de sadece düşünceleri nedeniyle hiçbir yerde iş bulamaz iken, değil mi? Bir de bu da var. Böyle Aynen öyle. yüzlerce, binlerce arkadaşımız Evet, işsiz örneği şu çok. anda. Bir adama, bir tetikçiye, yani siyasi haber anlamında tetikçinin birine bir ödül verildi. Ve bu ödül Baransu adlı bir adama verildi. Evet. Taraf gazetesindeki, Taraf gazetesi bence tetikçi bir gazetedir. Zaten dışarıdan halledilmiş, yapılmış, kotarılmış bir gazetedeki bir adama tetikçi bir haberi nedeniyle bir yılın gazetecisi ödülü verildi, değil mi? Ben de o nedenle gittiğim üniversitelerde de açıkladığım gibi ben de hepimiz adına bence sizlere de katıyorum. Bir ödül vermek istiyorum buradan. Hani elimizde avucumuzda bir şey yok ama gönlümüzün ödülünü bu haberiyle Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Gül'ü biz yetiştirdik demiş. Özellikle de bundan önceki binlerce haberiyle, her günkü haberleriyle ama özellikle bu haberiyle, bu benim çok önemsediğim bir Evet. şey. Bütün konferanslarda da ben bunu anlatıyorum. Fulbright'ı anlatıyorum. İşte Aslan Bulut arkadaşımız bununla bence ödülü o almalıdır. Onun ödülü olmalıdır. Aynı zamanda Rıza Zelyut almalıdır. Çok Ve bunun önemli bir devamı yazısı da var var bugün. aslında. Gülü biz yetiştirdik. Sercan Bununla Taşçı ilgili almalıdır. Bir de kız bir arkadaş devamı söyleyeyim. da var bu haberin. Biliyorsunuz mail olarak da size de gelmiştir. 47 ülkenin başbakanı ya da çok üst Burada, düzey burada, bakanları burada. da. Burada, Evet, hepsi evet, burada. evet. Ben bunu bir kısaca izin Evet, verirsen Elif bir tabii ki, tabii anlatmak ki. istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Bence de çok Bu son önemli. derece önemli. Yani Evet. bunu anlayan adam ha der, tamam biz buradayız. Yani ne kafasında kaos kalır ne bir şey kalır. Şimdi burada bir defa Avrupa'dan olsun, Afrika'dan olsun, Orta Asya'dan olsun, Doğu'dan, Yakın Doğu'dan, Orta Doğu'dan olsun, Doğu Asya'dan olsun, onlarca 57 tane 57 devlet ve tane hükümet var. Evet. başkanı var ve bunların hemen hepsi ECA denen educational, mahsus İngilizcesini söyleyelim ki belki gençler oturup internete girer bakarlar hani merak eden varsa, ama eğitim ve kültür işleri, yani Amerika'nın oranın desteğiyle yetiştirilmiş, onların beyin yıkamasından geçirilmiş. Bu da internete gireceğiniz zaman şöyle girebiliyorsunuz. US yazıyorsunuz, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Department of State. Ondan sonra da Bureau of Educational and Cultural Affairs, yani eğitim ve kültür işlerinden bürosunun internet sitesinde bütün bunlar var. Bunu bulmuş aslan, buraya koymuş. Bunların içinde Abdullah Gül var, Tony Blair var, Hamid Karzai var, Muhammed Yunus var, Solano var, Rasmussen var, Giscard d'Estaing var, oğlu var yani. Ve bütün Evet. ülkelerin 57 ülke. başında, Yani inanılır gibi değil. Rakama bakar tabii mısınız? 200 ülke var dünyada Evet zaten. Şimdi bu yani. 200 ülkenin yani dörtte birinde Dörtte birinden fazla bunlar yani. var, Evet. başbakan ve Evet. cumhurbaşkanı olarak. Geri kalan eminim en az 100 tanesinde de idareci konumunda en üst düzey bürokratların çoğu böyle. Mesela bizim YÖK başkanımız Yusuf Ziya Özcan da oradan gelme. Ali Babacan da oradan gelme. Hepsi bunları Fulbright denen bir burs alıyorlar ve bu Fulbright bursundan sonra şu andaki onursal başkanlığını da Ross Wilson yapıyormuş, ABD eski Türkiye Evet, o da Büyükelçisi. önemli bir isim. Ve başında bunun küresel çeteyi temsil eden James Jeffrey, Amerikan Büyükelçisi yine onursal başkan filan, şeyin İstanbul Konsolosluğu'nda Amerika'nın Sharon Wiener filan, bunlar var yani. Bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum ve bu büro ve çeşitli başka istihbarat örgütleri de var Amerika'da. Bu büro yerel yönetimlere para veriyor, sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık hizmeti veriyor, düşük gelirli çocuklara İngilizce ve sivil eğitim programları veriyor, gazeteciler için eğitim veriyor, iş kadınlarına eğitim veriyor, liderlik eğitimi veriyor. Yani her türlü lösemili çocuklara Yani beyin koltuk, yıkama moltuk, evet operasyonu var, var. gerçekleştiriyor değil mi İşte bu bu büro? gazete, bu habercilik budur bence. Böyle olması lazım. Ve bu